geçmiş dikkatinin büyük bölümünü alıyor mu? Sık sık onun hakkında olumlu ya da olumsuz biçimde konuşup düşünüyor musun? Başardığın büyük şeyler, serüvenlerin, deneyimlerin ya da kurban olma öykün ve sana yapılan korkunç şeyler veya belki senin bir başkasına yapmış olduğun şeyler hakkında. Düşünce süreçlerin, suçluluk duygusu, kibir, içerleme, öfke, pişmanlık ya da kendine acıma yaratıyor mu? Eğer öyleyse, o zaman sen sadece sahte bir benlik duygusunu güçlendirmekle kalmıyor, ama psişende geçmişin bir birikimini yaratarak bedeninin yaşlanma sürecini de hızlandırıyor olursun. Çevrende geçmişe tutunma konusunda güçlü bir eğilime sahip olanları gözlemleyerek bunu kendin de görebilirsin. Her an geçmişi geride bırak. Senin ona ihtiyacın yok. Ona sadece şimdiki anı mutlak şekilde ilgilendirdiğinde başvur. Bu anın gücünü ve varlığın tamlığını hisset. Mevcudiyetini hisset. Endişeli misin? Sık sık eğer olursa ne olur diye düşünüyor musun? Eğer öyleyse sen, kendini gelecekteki hayali bir duruma projekte eden ve korku yaratan zihninle özdeşleşmişsindir. Senin böyle bir durumla başa çıkmanın hiçbir yolu yoktur. Çünkü o mevcut değildir. O zihinsel bir hayalettir. Sen sadece şimdiki anı kabul ve tasdik ederek bu sağlığı ve yaşamı kemiren deliliği durdurabilirsin. Soluk alıp verişinin farkında ol. Havanın bedenine girip çıkışını hisset. İçsel enerji alanını hisset. Zihnin hayali projeksiyonlarının tersine gerçek yaşamda başa çıkman gereken tüm şey bu andır. Kendine gelecek yıl, yarın ya da 5 dakika sonra değil, şu anda hangi soruna sahip olduğunu sor. Bu anda yolunda olmayan ne vardır? Sen şimdi ile daima başa çıkabilirsin ama gelecekle asla başa çıkamazsın. Bunu yapmak zorunda da değilsin. Ne önce ne de sonra. Ancak ona ihtiyacın olduğu anda cevap, güç, doğru eylem ya da kaynak ortaya çıkacaktır. Bir gün bunu yapacağım. Hedefin şimdiki anı sonuca götüren bir vasıta indirgeyeceğin kadar çok dikkatini alıyor mu? O senin yaptığın şeyden sevinç duymanı engelliyor mu? Sen yaşamaya başlamayı mı bekliyorsun? Eğer böyle bir zihin kalıbı geliştirirsen, neyi başarırsan başar, neyi elde edersen et, şimdiki an asla yeterince iyi olmayacak, gelecek daima daha iyi görünecektir. Bu kalıcı bir doyumsuzluk için mükemmel bir reçetedir. Öyle değil mi? Sen beklemeyi alışkanlık haline mi getirdin? Yaşamanın ne kadarını bekleyerek harcıyorsun? Benim küçük ölçekte bekleme dediğim şey, postanede kuyrukta beklemek, trafik sıkışıklığında, havaalanında beklemek ya da birisinin gelmesini, bir işin bitmesini beklemektir. Büyük ölçekte bekleme, bir sonraki tatili, daha iyi bir işi, çocukların büyümelerini, gerçekten anlamlı bir ilişkiyi, başarıyı, para kazanmayı, önemli olmayı, aydınlanmayı beklemektir. İnsanların tüm yaşamlarını yaşamaya başlamayı bekleyerek geçirmeleri az görülen bir şey değildir. Beklemek bir zihinsel haldir. Temelde bu senin geleceği istediğin, şimdiyi istemediğin anlamına gelir. Sen elde ettiğin şeyi istememekte, elde etmediğin şeyi istemektesindir. Her tür bekleyişle sen bilinçsiz olarak burada ve şimdi, yani olmak istemediğin yer ile projekte edilen gelecek, yani olmak istediğin yer arasında içsel bir çatışma yaratırsın. Bu senin şimdiyi yitirmene yol açarak yaşam kaliteni büyük ölçüde düşürür.